ve Turizm'den sorumlu Vali Yardımcımız Bekir Sıkkı Dağ Bey aramızdalar. Bu arada Kızı Başkanımız Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Profesör Doktor Rüstem Arslan Hocam, yıllarca bu bölgedeki kazıları yürüten, aynı zamanda Korkman hocamızla da birlikte, Alman hoca Korkman'la birlikte, Göksel Bey de, Göksel Bey aynı zamanda bizim Çanakkale'mizin 8 tane kazı alanı var. Sizin alanı mı şöyle mi? 8 tane kazı alanımız var. Başta Truva, Ayvacık, Asos, Ayvacık Gülpınar, Apollo, Ezina Dalyan, Aleksandra Tuvaz, Gökçeada'da Uğurlu ve Zeytinli, Biga'da, Kemer'de Paryon ve Eceabat'ta da Maydos, antik kenti. Göksel Hocam da aramızda, Maydos Antik Kenti'nin kazı başkanı. Dolayısıyla iki değerli hocamız aynı zamanda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde görev yapıyorlar. Asos Kazı Başkanımız da gün içerisinde ben eğer zamanları ders... Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıkkıdar Turizm'den sorumlu. Hepinizin bildiği gibi hükümetimiz tarafından açıklandı. Kültür Bakanlığı tarafından açıklandı. Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız muhtelif konuşmalarında değindiler. 2018 yılı Truva yılı olarak ilan edildi. Bununla ilgili olarak tabii Truva'nın cereyan ettiği, Truva'nın gerçekleştiği kent Çanakkale'de bununla ilgili 2018 yılında farklı etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu Truva'nın 2018 yılı için turizme çok büyük katkılarının olacağını düşünüyoruz. Sadece Çanakkale için değil, Çanakkale dışında da Türkiye'nin dışarıdan itibarının tekrar eski konumuna gelebilmesi için büyük bir manevra güç olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili hükümetimizin de hem yerel aktörlerle beraber hem de genel bütçeden sağladığı imkanlarla çok ciddi anlamda Truva yılında bizim etkinlikler düzenlememiz gerekiyor. Bununla ilgili Çanakkale'nin tanıtımında, bununla ilgili ülkemizin, bölgemizin tanıtımında 9. bir gelir getirme bakımından 8. sırada, işte Ayasofya ile başlayan bir istatistiki veriler var. Bu anlamda 2016 yılında yaklaşık 250 bin civarında ziyaretçi alırken bir daralmadan dolayı biraz turizmde 2015 yılında 500 bin ziyaretçi alan bir yer burası. Dolayısıyla Türkiye'nin uluslararası arenada en önemli markalarından birisi. Birçok katıldığımız fuarda insanlar, yabancılar Türkiye'yi bilmiyor, İstanbul'u bilmiyor. Ama diyoruz ki işte biz Truva'dan geliyoruz, Çanakkale, ha diyorlar. Dolayısıyla Homeros'un İlyada destanını, bu hikayeyi yabancılar gerçekten çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla böyle bir markanın burada bulunmasından bizler gurur duyuyoruz ve böyle bir yere de ev sahipliği yapıyoruz. Tabii 20. yılı, 2018 yılında 20. yılı olması münasebetiyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nin girişinde sadece burayla yetinmiyoruz. 16 tane UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Türkiye'de yer var, destinasyon var. Ben buradan müjdeli bir haber daha verelim. Asos Ören yerimizin de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne ilk önce geçici tabi oluyor. Ondan sonra daimi listeye dahil olunuyor. Bu konuyla ilgili de Profesör Doktor Kazı Başkanımız Nurettin Aslan hocamızla birlikte Kültür Turizm Bakanlığı nezdinde girişimde bulunduk. Önümüzdeki süreçte UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Çanakkale'den ikinci bir destinasyonumuz Truva'dan sonra girecek. Bu konuyla ilgili de çalışmayı başlatmış olduk. Ben önderliğinde başlatmış olduğumuz 2018 Truva yılı projemiz Çanakkale Valiliğimizin önderliğinde emin adımlarla sürecini devam ettirmektedir. Truva'ya malumunuz sadece ülkemizin değil dünyanın da çok önemli, belki de en önemli kültürel miras alanlarının başında yer almaktadır. Ve biz bu kadar kıymetli bir değeri var olan konjektürel sıkıntıları da aşmak üzere
çok güçlü stratejik bir iletişim aracı olarak da kullanmak istiyoruz. 2018 Troya'nın bildiğiniz üzere UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine seçilişinin 20. yıl dönümüdür. Aynı zamanda yapımı uzun yıllar süren Troya Müzesi'nin de inşallah açılacağı yıl olarak tarihte yerini alacaktır. İşte bu çok önemli. İki tane hususun da eşliğinde 2018 yılında yıl boyu Troya temalı etkinliklerle, bunlar kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında yapılacak onlarca uluslararası etkinlikle dünyada bir farkındalık yaratmak, özellikle bütün dünyanın ilgisini bu zor süreçte ülkemize çekmek için bir kültür ve turizm hamlesi yapmayı planlıyoruz. Bu çerçevede öncelikli olan hedeflerimiz ülkemizin turist sayılarının arttırılması, ülke imajımızın güçlendirilmesi ve dünyada bu kadar çok kıymet verilen önemli değerin ülkemizin bir kadim değeri olmak üzere Avrupa ile Asya arasındaki bu mücadelenin bu çok önemli simgesi olan Troya'nın da yüceltilmesi çok önemli bir husus olarak olacağını düşünüyoruz. Ve yine Troya bildiğiniz üzere sadece Anadolu'nun değil aynı zamanda Avrupa'daki birçok medeniyetin de beşiği olarak, kaynağı olarak yer almaktadır. Bunların içerisinde Roma'dan Paris'e kadar önemli kentlerin, önemli yerlerin köklerinin Troya'da olduğu inanılmaktadır. Ve yine Dünya Arkeoloji Tarihi'nin ki hocalarımız zaten bununla ilgili sizlere daha detaylı bilgiler verecektir. Gözü kulağıdır Troya. Ve her şeyden önemlisi, gerçekten bizler için de çok önemli olan Anadolu'nun bir kadim değeridir. Fatih Sultan Mehmet'ten Mustafa Kemal Atatürk'e kadar birçok devlet büyüğümüzün kelimelerinde Ustayı dediğimizde aklımıza destanlar geliyor. Homeros'un destanları geliyor. Homeros'a atfedilen iki tane eserin olduğunu biliyoruz. İlyada ve Odisea destanı. Fakat antik dönem yazarlarına baktığımızda aşağı yukarı Troya Savaşı'nın geçtiği dönem olarak kabul edilen dönemin milattan önce 1200'ler olduğunu biliyoruz. Daha sonraki dönemlerde özellikle tarihsel kaynaklarda verilen bilgiler var. Yapılan filolojik araştırmalar Homeros'un destanları aşağı yukarı milattan önce 700'lerde yazıya geçirdiğini biliyoruz. Tabii burada asıl sorun çok fazla detaya inmeden söyleyeceğim. Troya Savaşı 1200'lerde oluyor ama Homeros'un yaşadığı kabul edilen dönem 8. yüzyıl. Arada bir 500 yıllık bir zaman farkı var. Asıl soru tabii bu kadar 500 yıllık zaman süresinde nasıl oluyordu? Bütün bu olaylar, destanlar, karakterler Homeros'a kadar aktarılarak geliyor. Bunun cevabı, pek çok farklı cevabı ve yorumu var. Araştırmacılar destan geleneği dediğimiz, sözel gelenek dediğimiz gelenekle olayların aktarılarak Homeros'a kadar geldiğini ve Homeros'un günümüzden yaklaşık 2700 yıl önce destanları önce İlyada'yı yazıya geçirdiğini, daha sonra Odisea destanını yazıya geçirdiğini ve böylelikle destanların kopyalanarak günümüze son döneminde bunun kalenin dışında da bir yerleşmenin olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdi Şliman'ın günlüklerini okuduğunuzda yüksek bir ihtimalle 31 Mayıs 1873 yılında tam kesin olmamakla beraber incir ağacının olduğu yerde kalenin iç duvarında bir önemli buluntu çıktığını söylüyor ve gene kendi günlüklerini okuduğumuzda işte işçileri paydos ettirdiğini ve daha sonra karısıyla beraber gelip buradaki hazineleri kazdığını belirtiyor. Ama yazışmalarından şunu biliyoruz. Burada bir hazine buluyor ve bu hazineleri gene 5-6 gün yüksek bir ihtimalle Kalver Çiftliği dediğimiz çiftlikte saklıyor ve Haziran ayının ilk günlerinde karanlık liman bölgesinden Yunan adalarına ve Atina'ya kaçırıyor.